Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Anlatacak çok şey var dediğimiz bu dakikalarda siyaset konuşacağız. Stüdyodaki değerli konuğumu aslında spor camiası çok yakından tanıyor. İsmini söylediğim zaman birdenbire A diyeceksiniz. Sayın Saffet Sancaklı Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Sancaklı, e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayı. Nereden? Kocaeli'den. Türkiye'nin en e, güzel beldelerinden birinden. E, tekrar hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Tabii seçimlere artık e, bir şey kalmadı. 7 Haziran sabahı hepimiz sandık başında olacağız. En temel konumuz sandıkta AKP tarafından oyların çalınıp çalınmayacağı vesaire. <laughs> Yani niye diğer partiler üzerinde böyle bir şaibe yok da her şey geliyor AKP e, isminde e, buluşuyor. Önce onu sorayım. Yani seçim güvenliği, sandık güvenliği çok önemli evet. Sayın Sancar. Şimdi tabii öyle bir ülke olduk ki, Kocaeli Milliyetçi Hareket Partisi birinci sıra milletvekili adayım. Seçim çalışmaları yapıyoruz, oy toplamaya çalışıyoruz. Partimizi tek başına iktidara taşımaya çalışırken bu arada da daha fazla eforumuzu, sandıkta halkın iradesinin halkın iradesiyle gelen oyları nasıl çaldırmayacağımızla ilgili çaba şey yapıyoruz. Yani ülkenin geldiği nokta bu. Tabii bu neden AKP, neden partilere kimse bir şey demiyordu? AKP diyor derken bunları sabıkalı geldiği günden beri bu sabıkalılar o kadar artık ayan beyan oldu ki hırsızlık konusunda master yaptılar. Bir de üstüne de başka bir şey varsa onu da geçtiler. Ordinarius profesör oldular. Ben işte ordinarius profesör lafın üstüne bir laf daha bulsam onu koyacağım arkadaşlara. Onları yakıştıracağız. Tabii bunlar ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki yani oy hırsızlığının dışında o kadar çok şeyimizi çaldılar ki o kadar çok şeyimizi milli manevi değerlerimizi o kadar yıprattılar ki yani bunların oy çalması falan benim çok garibime gitmiyor. Onlar için normal hale geldi her şey. Şimdi e, Sayın Sancaklı ben e, iki gün önce e, Kandıra'daydım. Benim ilkokula başladığım e, yerdir Kandıra. Öyle Çok güzel bir e, yerdir Kandıra. Meydanda e, partilerin Kur'a'yla çekim e, neticesinde söyleşileri vardı. E, Milliyetçi Hareket Partisi iptal etti. Evet biz iptal Ve gerekçe var. de şu. E, Kandıra Belediyesi'ne ait elemanlar e, ev ev dolaşıp eğer meydanlara başka partinin e, mitingine giderseniz işte bizde işçiniz var, bizde oğlunuz kovarız, var, gündeminiz var, işten işten var kovarız, tabii işten siz de tabii duydunuz tabii. değil mi bunu? Bu nasıl bir zihniyettir? Yani biz bu zihniyeti nasıl yıkacağız? Şimdi bakın yıkılacaklar bu 7 Haziran'da bunlar yıkılacak bunların kurtuluşu yok da ben 2014 yara seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaydım. Biz orada Kandıra'da bir miting yaptık. AKP'nin topladığı insan sayısının üç katı kadar miting yaptık. Bizzat ben yaptım mitingi orada. O mitinge gelen arkadaşları işten çıkardılar biliyor musunuz? İşte yani, çok vahim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitingine gitti diye. Belki o gelenler bizim Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiyor ki. O MHP'nin de mitingine gidecek. AKP'nin de gidecek. CHP'nin de gidecek. Dur, de ne gidecek. Diyor, gidecek. Tabii, dur Tabii. bakalım ne diyor bu adamlar? Ne anlatıyorlar? Tabii. Bu aday olmuş Safa Sancaklı Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın ne anlatıyor bu? Biz de orada yapacaklarımızı anlatıyoruz. Buna bile tahammül göstermiyorlar. Çünkü bunlar şunun farkındalar. Bunlar bir sistem kurdu ve kapattılar o sistemi, kilitlediler. En ufak bir delinmesine müsaade etmiyorlar. Çünkü bu şöyle bir parti değil ki. Bugün baktığınız zaman partilere ideolojileri var, bir geçmişleri var. AKP diye bir parti yok ki. Menfaat üzerine kurulmuş bir düzen bu. Tabii oradan biraz bunlar eğer hasar alırlarsa çok çabuk dağılacaklarını biliyorlar. Bu yüzden de artık insanların e, menfaatlendirdiler, verdiler, ettiler falan güzel de. Şimdi insanlar bunların ülkeyi uçuruma götürdüğünü fark ettiği için artık yanlarından kaçmaya başladılar. Kaçmak istiyorlar. Bu sefer de bunlar tehdide döndü. Yani kocaeli mitingi yaptılar bir 10 gün önce. Saydırttım. 2000'e yakın 34 plakalı İstanbul otobüsü vardı biliyor musunuz? E Tabii. Şimdi, yani bindirilmiş kıtalar tabii, diye tabii. Erdoğan sinirleniyordu ama asıl bindirilmiş hmm. kıtalar bunlarla Şimdi, oluyor. Koca Para elinde, verdiklerini duyduk tabii, tabii. mitinge Kocaeli'nde diyorlar ki mesela işte okullardan şu kadar adam gelecek. Belediyede çalışanlar geliyor yoklama yapıyorlar şeyde. Miting alanında. Sonra diyorlar ki ya biz şöyle miting yaptık, böyle miting yaptık. Şimdi bunlar tehditle. aslında... Tehditle. tabii. Her şey tehditle tabii. bu. Mesela ülkede, evet. Sayın Davutoğlu Kocaeli mitinginde konuşmaya başladı. 10 dakika sonra alanın yarısı boşaldı. Gelip yoklamayı verdiler. Yarısı boşaldı. Video görüntülerini çektirttim bütün. Başından sonuna kadar her şeylerini çektirttim orada. Dedim çekin bakalım hani gerçekler neymiş millete gösterelim. Onun için bunların bu yapmış oldukları şeyler artık e, milletin çok canını sıkmaya başladı. Ben... 2 aydır alandayım. 7 Nisan'da açıklandı. Ondan önce de 8 ay alandaydım ben Kocaeli'nde e, Büyükşehir seçiminde. Bir de ben partinin MYK üyesiyim. Yani Türkiye'yi geziyorum her tarafta. Yani bunların öyle bir hale getirdiler ki millette çok acı bir şey söyleyeceğim. İntikam kültürü oluşturdular. Yani komşusuna millet kızmaya başladı. Komşunuzu bize haber verin. İş, i̇ş yerinde tabii iş yerinde yan yana iş yeri olan insanlar, iş yerinde aynı iş yerinde çalışan insanlar. Artık herkes birbirini gammazlamaya, birbirini tehdit etmeye, jurnallemeye başladı. Bu Ben bu filmleri çok seyrettim. Yani Rusya'da seyrettim, Romanya'da seyrettim, Bulgaristan'da seyrettim. Ben eski ismi Yugoslavya olan şu anda Dağluş. Sancak bölgesi. Ben orada doğdum zaten. Yani orada seyrettim. Bu filmleri ben o kadar çok seyrettim ki. Ve bu filmlerin sonunda hep şöyle bir şey oluyor. Yani mesela Hitler'in hayatını da okuduğum zaman görmüştüm. Hep böyle kendi bir saray yaptırırlar. Bu herhalde <laughs> psikolojik bir şey. Sarayda kurtulacaklarını zannederler. Ama maalesef oldu işte. Bu aracılında Allah sonunu etsin dedim. Yani biz e, ilk önce bunu İran Şahında gördük. <laughs> bu filmi çok Değil seyrettik. Mi? Bu seyrettik filmi yani. çok seyrettik. Derken işte. E... Kaddafi'yi gördük. Bütün Saddam, Çavuşevsku. Çavuşevsku'yu çok yıllar önce gördük. Todor Jivkov. Yani bunların hepsini seyretti. E, hiçbiri diktatörlük de bir yere varamadı. Ve hiçbir diktatör de, hadi bunu söylemeyeyim, e, rahmetle anılmıyor galiba. Aynen öyle. <laughs> Arkasından e, dualarla anılmıyor herhalde. E, Allah selamet versin. Yani Allah akıl fikir versin diyelim. E, siz Spor dünyasının çok önemli bir ismisiniz ve bugün e, ülkeniz için e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyasetin içindesiniz. İşte daha önce de belediye başkanlığı adaylığınız süreci. Türkiye'nin bugün bu e, seçime gittiği havayı nasıl soluyorsunuz? Yani diğer genel seçimlere baktığınız zaman bu nasıl bir genel seçim e, havası e, veriyor size? Şimdi önce şeyi söyleyeyim. E, ben tabii... Mesela 2-3 tane futbol hayatımla ilgili özelliğimi söyleyeyim. Herkes biliyor da. Tabii. Hani şey olsun diye konuya girmek için söyleyeyim. 3 büyüklerde oynayan ilk insanı benim Türkiye'de. Evet. İşte Türkiye tarihinin en çok gol atan 10-15 oyuncusundan birisiyim. Milli takımın her kademesinde oynadım falan filan böyle. 50 tane özelliğim var benim. Ama ben 1999'da bıraktım futbolu. Ben 2011'e kadar siyaset yapmadım ki. Hiç aklımın ucundan da geçmiyordu. Baktığım zaman da bu Türkiye'de yapılan siyaset tarzı da çok benim tarzıma uymuyor. Mide bulandırıcı. Değil ya mi? işte yani kimse kırılmasın diye bir şey demeyeyim de biraz şey yani benim tarzımın dışında. Ben ne zaman ki yani o 99-2011 arasında benim en popüler olduğum 12 sene. Ben eğer siyaset yapmak isteseydim, milletvekili olmak isteseydim veya belediye başkanı olmak isteseydim zaten olurdum. Ben ne zaman ki gördüm artık e, Türkiye uçurma götürüyor bu AKP. Yani ülke kötüye gidiyor. Ben alana indim. Yoksa kariyerimi de siyasetten yapmadım. Öyle bir beklentim tabii, de yok. Tabii, Hayatımda evet. da siyasetten bir beklentim de yok. Yani bir para kazanma gibi bir derdim de yok. Şimdi konu memleket meselesi olunca, vatan meselesi olunca alana indim ben. Ben 2011'de İstanbul'da milletvekili adaydım. 2014'te Kocaeli'nde Büyükşehir adaydım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görevliydim. Ekmelettin Bey'le gezdim. Bu da dördüncü seçim. Öbür seçimler, daha önce de tabii siyasetin içinde olmadan bizzat e, seçimleri takip ediyorduk. Ben zaten ülkücü gelenekten gelen birisiyim. Partimiz belli, duruşumuz, yerimiz belli. Hiçbir seçimde böyle bir şey olmamıştı. Hiç değil mi? Yani şu anda ben alandayım. Mesela arkadaşlar da içeride sordular nasıl olacak, ne edecek. Ben dedim ki hayatımda ilk defa bir seçimle ilgili sonucunu kestiremiyorum. Çünkü daha önce 3 aşağı 5 yukarı... Pek yanılmıyordum. Yani diyordum ki bu böyle olur, şöyle olur. Ama ben bu seçimde hiçbir fikrim yok. Çünkü olağanüstü bir sessiz çoğunluk var sokakta. Her gittiğimiz yerde insanlar çok açıkça belli etmese de beni teke tek yakaladığı anda benle resim çektirmek istiyorlar falan çektirirken kulağıma diyor ki ben diyor AKP oy verdim hep ama bu sefer vermeyeceğim. Bu O kadar çok var ki yani o alandaki doğru çıkarsa çok büyük hali kırıklığına uğrayacaklar yani. Evet. E, tabii bu e, kamuoyu yoklamaları e, çok yanıltıcı e, yoklamalar. Özellikle yapılıyor. Siz bunu anlatır mısınız? Tabii işin çok daha içindesiniz. <laughs> yani bu kamuoyu yoklamaları mesela özellikle Mesela örnek verin tabii. Evet. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bazı beyefendiler çıktı. Bu Türkiye'de önemli anket şirketlerinin sahipleri evet dediler. Biz kasıtlı yaptık, manipüle ettik, milleti aldat diye kendileri çıktı televizyonda anlattılar. Şimdi mesela ben diğer partili arkadaşları üzmemek, kırmama adına Milliyetçi Hareket Partisinden örnek Bütün anketörler anlatıyor televizyonlarda. Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük bir patlama var, büyük bir oy artışı var. Peki kaç? 17 Peki kaç? 16. Bir kişi 18 dedi. E peki 2014 yerel seçimde il meclisi oylarında Milletçi Hareket Partisi 17.63 aldı. 17.63. Yani <laughs> Bak şimdi. 17.63 alırken İstanbul'da 3.9 aldık. Yerel seçimde kazanamayız diye oylarımız başka yere gitti 6-7 puan. Safet Bey şunu ek, ek olsun diye sormak istiyorum. Oyları bölüyorsunuz diye bir laf var. Ya bir de anket sonuçları yayınlıyorsunuz işte. Yani oyları bölüyorsunuz ne demek? Oylar zaten ortada. Şimdi tabii yani biz İstanbul'da 3.9 aldık. Ankara'da normal biz e, genel seçimlerde %15'in altında almazken 7 veya 8 aldık. İzmir'de öyle falan. E, Türkiye'nin üçte biri İstanbul, Ankara, İzmir olduğuna göre biz de burada en minimumun minimumu oy aldık. Bu oylar bize geri gelecek doğal olarak hani genel seçimde. Peki 17.63 almışız. MHP'de çok büyük patlama var. Kaç? 16, 17. İşte buradan bile insanların ne kadar aldatılmak istendiği, eğer MHP'de patlama varsa 30-35 alması lazım 17.5'un, 17.5'un üstüne. Hayır eğer patlama varsa şimdi 17 diyorsam e, binde 3'ten 17'ye çıkması lazım yani yani, en azından. Onun için eğer patlama, e, bu kamuoyu bu araştırmaları için. beni pek şey yapmıyor ama insanlar maalesef etkiliyor. Duyumları Çünkü var. insanlar evet. görüyor. Diyor ki o bak oylar böyleymiş şöyle aslında, aslında en iyi sokağa çıkın. Sokak. Sokağa çıkın. Bizim evet. Kocaeli'nde biliyorsunuz oralara İzmit'te yürüyüş yolu var. O, saydırdım orada bir saatte 9 bin kişi geçiyor. Yani demek ki günde aşağı yukarı orada bir 100 bin kişi geçiyor. Bir önceki seçimde oraya biz şey stand kurduruyordum ben oraya. Diyordum ki üye kaydı yapın. Günde ya bir ya iki kişiye geliyordu ya gelmiyordu. O da şöyle korkuyorlardı orada kaydolmaya. Biz ile gelelim orada hani görmesinler diye. Ya işçi ya memur ya işveren neyse. Şu seçimde günlük ortalamamız 150-200. Millet nüfus kağıdı elinde kuyruğa giriyor meydanda. Artık korkmuyor da insanlar. Anket o yani. Evet. Eğer anket görmek istiyorlarsa anket o. anket o. Yoksa birilerinin kasıtlı olarak. Şimdi tabii bu ıı, anket şirketleri partiler eğer oraya para verirse anket <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> Hal böyle olunca da düşük çıkartmayacak. Paraya, e, e, paraya, paraya göre, paraya göre, göre puanlama yapıyorsun. Yani. Büyük bölümü. Yani öyle. tıpkı televizyonlardaki reyting sistemleri gibi biliyorsunuz. E, AGB diye bir firma vardı. Şimdi olmadığı için adını rahatlıkla söyleyebiliriz. E, manipülasyon yaptığı için e, bu kanal daha çok izleniyor o kanal çünkü paraya göre izlenme oranlarını belirledikleri için. Bittiler gittiler. Bu da aynı böyle olacak. Peki e, 8 Haziran sabahı için bir öngörü yapamam dediniz ama yine de e, iktidar partisi cephesinden e, mutlaka e, düşünceleriniz oturmuştur. E, yani nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Bu HDP'nin parlamentoya girmesi konusunda çok ciddi bir e, baskı e, söz konusu. E, o noktada düşünceleriniz neler? Konuyu bir de mit tırlarına getirmek istiyorum. E, bir gazete ve gazeteciliği e, muazzam bir mücadelesi var Cumhurbaşkanı'nın. Yani böyle bir Tablo söz konusu e, Türkiye üzerinde hala baskılar e, devam ediyor. Şiddetli, şiddetli bir şekilde artıyor. Şimdi 8 Haziran sabah ne olur onu Allah bilir zaten. Hani biz kendimize göre bazı tahminlerimiz var. Evet. Ben dedim ya ilk defa bir seçimde e, bir şey söylemek istemiyorum çünkü yanılabilirim. Ama net bir şey var. Bundan sonra AKP diye bir parti yok. Yani AKP tek başına iktidar, işte bilmem öyle bir şey yok. Ondan net eminim çünkü. Sokakta görüyorum çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar. Kendileri de bu panikteler zaten dikkat ediyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan'dan daha çok miting yapıyor, daha çok oy istiyor, daha e, bu çok arada, şey yapıyor. E, bizim başımıza da geldi yani Görümcemin evinde bir e, ikametgah e, almak için gittiklerinde fazla kendileri düşmüş, kendileri düşmüş Tabii gözükmüyorlar. Başkanım. Kendi evi üstelik e, başka birinin adı ve verilmiş. adam da sabıkalı aranan biri çıktı. Tabii. Evet, Şimdi bunlar, <laughs> bunlar tabii e, olmayacaklar. Bunu da biliyorlar. Bunu da, bunların şöyle bir olmayacak Türkiye'de. Daha önce de partiler vardı, olurdu şu bu iktidirden düşerdi. Normal hayatlarına devam ederdi o insanlar. Bunlar normal hayatlarına idare ede, edemeyecekler. Çünkü işin içinde çalma var, hırsızlık var, e, Vatana ihanet var. O kadar çok suçları var ki bunlar hepsi yargılanacak. Bunu da bildikleri için bunlar elinde tutmaya çalışıyorlar ama. 80 milyona yaklaşmış bir ülkede böyle bir şey yapma ihtimaliniz yok. Onun için 8 Haziran sabah işin kötü tarafı şu, si e siyaset de kilitlendi, sistem de kilitlendi. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tek başına iktidar olmak için bütün programı ona göre yaptık, çalışmalar ona göre yaptık. İsteğimiz de o. Ama neticede halk karar verecek. 8 Haziran'da nasıl bir oy orana çıkacak hep beraber göreceğiz. Ama tabii bizim genel başkanımızın hep söylediği bir şey var. Biz önce Ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir anlayıştan geliyoruz. Hakikaten öyle. Onun için 8 Haziran'da ben de çok merak ediyorum ne olacağını. İsteğim, bizim isteğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidar olması. Ama halk neye karar verecek göreceğiz hep beraber. Ama AKP'nin iktidarının bittiğini söyleyebilir miyim? Yani. Evet. HDP demiştim. HDP'nin parlamentoya girmesi konusunda e, ana muhalefet partisi başta olmak üzere bir büyük e, istek var. Tabii demokrasilerde bütün partiler parlamentoda temsil edilsin diyoruz ama bizim Türkiye koşullarında durum biraz farklı. Siz nasıl bakıyorsunuz konuya? Ben yıllardır bunlar beraber dans ediyorlar yani beraber vals yapıyorlar. Yani HDP ile AKP yıllardır beraber dans ediyorlar. Son bir iki aydır sanki birbirlerine sataşıyorlarmış saldırıyorlarmış gibi bir görüntü var. Yani bana şey gibi geliyor sanki ortak hareket ediyorlar. Kayıkçı kavgası ha, kayıkçı gibi Kayıkçı kavgası gibi geliyor bana. Ee, alacaklar oy oranı da beni hiç zerre kadar ilgilendirmiyor zaten. Ee, yani mecliste temsil edilmesi konusu ilgilendirmiyor sizin çok için. yani. Ee, çok ilgilendirmiyor. Evet. Ee, söylemleri, e, söylemleri MHP'ye karşı mı? Dönem dönem. Ya şimdi tabii e, ben terörü kim yaparsa yapsın. Kim yaparsa yapsın. Ben şahsıma lanetliyorum. Partim de lanetliyor. Türk halkı da lanetli. Şimdi bu arkadaşlar maalesef e, Kandil, İmralı, her iki günde bir şöyle bir haber seyrediyoruz televizyonlarda. Heyet İmralı'ya gitti, heyet Kandil'e gitti. Kandil neresi? Terör yuvası. E sen onlarla gidip görüşüp onların mesajlarını getiriyorsan, ya benim sana çok sıcak bakmama veya çok böyle e, yumuşak bakmam mümkün gözükmüyor. Onun için o arkadaşlarla ilgili yorum da yapmıyorum. Alacaklar oy da beni ilgilendirmiyor şahsen. Nerede oldukları da beni çok ilgilendiriyor. E, partinizin e, özellikle gençler, kadınlar konusundaki projeleri ya da sizin e, bölgenizdeki seçmeninize e, vaatleriniz neler acaba? Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi e, bu sene CHP de aynı şekilde yaptı. Ekonomi ağırlıklı bir e, seçim beyannamesi hazırladı. Şöyle bir şey düşünün 13 yıldır tek başına iktidar bir hükümet var. Ve çok başarılı olduklarını anlatıyorlar. Ama 13 yılın sonunda bütün partiler ekonomi ön plana çıkarıyor. Fakirliği ön plana çıkarıyor. Yani 17 milyon insanın 270 liranın altında yaşadığı, günde 9 lira yaşadığı bir ülke. 13 milyon 100 bin kişinin de sosyal yardım adı altında fakirlik parası aldığı bir ülke. Şimdi böyle bir ülke tabii ki seçim zamanı gelince doğal olarak seçmenler ekonomik krizde olduğu için ekonomik olarak bunlara çözüm önerileri sunmanız gerekiyor. Biz de sunduk. Yani işte dedi ki e, asgari ücret diye 1400 lira vereceğiz. Diyorlar ki nasıl vereceksiniz? E, asgari ücret zaten 1400 lira. 450 lira vergi kesiliyor. 950 lira eline geçiyor. Kenel Başkanımız açıkladı. Dedi ki vergi almayacağız. Zaten vergi almayarak ülkenin de bir kaybı yok. Neden yok? 450 lira veriyorsunuz. O 450 lirayı zaten harcıyor tekrardan. Yani gidip o parayı yaralı kağıt halinde yutmuyor. Gidip esnafa, pazara, bakkala her yere harcıyor. Herkes onun vergisini verdiği için o para tekrar devlete geliyor zaten. Yani emeklilerle ilgili öyle iki tane ikramiye ödedik. Tabii memurlarla ilgili, polislerle ilgili, askerlerle ilgili o kadar çok kesim emeklilerle ilgili o kadar kötü durumda ki herkes herkesle ilgili biz bir şeyler yazdık, çizdik, anlattık kendilerine neler yapabileceğimizi. Bizi tek başımıza iktidara getirin. Biz bunları size söylüyoruz. E bunu söyleyen de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey. Devlet Bahçeli Bey, hayatı boyunca verdiği sözleri tutan, dediğini yapan, e, birisi olarak tanınıyor zaten, bir siyasi lider olarak tanınıyor. Kocaeli özelinde de tabii, e, Kocaeli e, siz de biliyorsunuz oraları. <laughs> Google'a yazdığınız zaman dünyada iki denizi, gölü ve dağı olan şehir hangisidir diye Kocaeli çıkıyor. Ben de bunu geçen büyükşehir seçimlerinde öğrenmiştim. Dünya cenneti bir yer. Türkiye'nin üçüncü en büyük yeşillik alanı olan. Ah ya, şimdi onu söyleyecektim özellikle yani özellikle o Kandıra tarafları falan. Kandıra yani tarafları dilerim Toki oraları da e, yavaş yavaş gidiyor. Için girmez yani Ta engel olunması lazım. Şimdi engel olunması için de kocaelilere söylüyorum millet Hareket Partisi'ne oy verecekler. Biz yöneteceğiz orayı, biz yönettiğimiz zaman onlara müsaade etmeyeceğiz. Yeşilimiz bunlar kalmadı. bunlar Hı. doğa düşmanı, spor düşmanı, sanat düşmanı yani inanın nereden bakarsanız bakın sanki Türkiye Cumhuriyetini. Türklüğü bitirmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamaya gelmişler. İslameti yozlaştırmaya gelmişler. Adamların bütün bildiği şey hemen bir yere bakıyorlar. Hemen ha tamam buraya 20 katlı güzel bir plaza olur. Orada bin tane ağaç mı kesilmiş? 2000 tane ağaç mı kesilmiş? Bunları hiç ilgilendirmiyor. Her şeyi dönüyorlar, dolaştırıyorlar ve paraya getiriyorlar. Onun için Kocaeli'nde böyle bir cennet. Kocaeli'nde spor diye bir şey yok. Gençler uyuşturucu yaşı 11'e düşmüş. Okullardaki bu sentetik hapları almış başına gitmiş. Sanata bakıyorsun, sanatsal bir şey yok. Bir kapalı spor salonu var. Bugün e, kız voleybolcuların maçı vardı, resmi maç. Maç oynatmadılar, iptal ettiler Niye biliyor musunuz? AKP sandık görevlerinin yemeği varmış orada. Kapalı spor salonunda Öyle yemek şey düzenliyor. Yani bunların uygulamalarını var ya. Artık o kadar sıkıldım ki bunlardan ben anlatırken bile anlatamıyorum yani. Onun için bunları acil bir şekilde göndermemiz lazım. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. İnsanların e, aşa ihtiyacı var, işe ihtiyacı var. O kadar zor durumda ki insanlar artık bana diyorlar ki ya sen işte geçen gün il başkanımız söylüyor bizim. Diyor ki ya bir hafta sonra milletvekilisin güldüğünü görmedim senin diyor iki aydır. Dedim ne olur ki milletvekili olsak ne olur olmasak ne olur. Yani ben milletvekiliyim ülkemde 30 milyon aç insan var fakirlik sınırında yani. Ne olmuş ki milletvekilliği nedir yani? Yani din bizim dinimiz o güzelim dinimiz komşun açsa sen top uyumazsın, uyuyamazsın demiyor mu? Ben bakıyorum kaçak sarayın hepimiz komşusuyuz. Ve bu ülkenin çok ciddi bir kitlesi aç. Aç. Çocuklar açlıktan ölüyor. Bu Gülgün Hanım, Allahu Teala inancı olan adam sureyle, ayetle dalga geçerse ha, bakara, o adamın anında bırak partiyi, ülkeyi terk etmesi lazım yani. Allah'a inancı olan insan bakara makara diyebilir mi ya? Ama nasıl oldu inancı... da tepki vermediler bu adama? Onlar vermiyor çünkü onlar bir şeye vermiyor ki. Şimdi biraz evvel Haliç'ten yukarıdan iniyorum buraya gelirken bir baktım koca bir tane pankart. Dünya ümmetinin lideri diyor. Ne yani demek tövbe yani? estağfurullah peygamber efendimizin üstüne çıkardılar. Öbürü diyor ki ben diyor bu fetiş şöleni geçen gün ya işte diyorum ya sinirleniyorum yani şimdi programdayız burada da <laughs> ağzından bir şey kaçacak. Adam diyor ki, fetiş şöleni var İstanbul'da. Bunu AKP propagandasına çeyler. Çıkmış orada yani soytarı. Diyor ki, Başbakanımızı diyor, Peygamber Efendimiz gönderdi falan. Ya, şimdi e, nasıl İslam mısın? dinini ve Türklüğü sanki yozlaştırmaya, bitirmeye gelmişler. AKP'nin seçim beyannamesini alın okuyun. En büyük vaadine biliyor musunuz? Bir yerde Türk kelimesi geçiyor beyannamede. O da diyor ki anayasadan Türk kelimesi çıkarılacak. Siz buna şimdi adam ne tepki veriyorsunuz? Ya biz kıyameti koparıyoruz evet. da şimdi e, tepki vermek için iktidar olmak lazım. Tepki derken bu işlere son vermek için bağırıyoruz, çağırıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Adamın en büyük vaadi diyor ki Türklüğü çıkaracağım diyor. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim ben size. Cumhurbaşkanı yeminini ben dinledim, kaç defa da okudum. Sadece bir tanesini söylüyorum. Tarafsız kalacağımı şerefim namusum. ve namusum üzerine yemin ediyorum. Evet. An içerim, yemin An ederim. Içerim. Evet. Ne oldu? Bak, ertesi gün bozdu. Peki, senin peşinden giden insanlar şöyle bir şey düşünmüyor. Benim liderim, şerefinin ve namusunun üzerine yemin eden liderim, yeminini tutmuyor. Ya ben senin peşinden gelir miyim ya? Kim olursan ol, olur beni ilgilendirmez. Ya benim liderim, şerefinin ve haysiyetinin, onurun üzerine yemin edecek, ve tutmayacak. Kusura bakmasın gidemem ki peşinden. İşte AKP'den kopuşlar zaten özellikle Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanı olduktan sonra artmaya başladı. Ürktü artık insanlar korkuyor. Adamı tek ilgilendiren şey kendisi ve ailesini kurtarmak. Başka adamın ne Türkiye ile ne AKP hiçbir şeyle iş hiç kalmadı. Ama çok ciddi bir panik görüyor musunuz? Ya, o vallahi ciddi. öyle bir panik görüyorum ki Cumhurbaşkanı günde üç tane miting yapıyor. E bu panik biraz evvel söyledim. Bunlar normal hayatını yaşayamayacak ki. Bunlar yargılanacaklar. Genel başkanımızın sözü var. 8 Haziran'da başlayacağım yargılama esizleri. E Bunlar da bir şey söyleyeyim. Mesela mahkemeye gitmekten niye korkar insan Yüce Divan'a gitmekten? Mesela beni Yüce Divan'a göndersinler. Safsanız, temizseniz, <laughs> yani e, Sayın Sancaklı e, suçsuz olduğunuzdan eminseniz özellikle gidersiniz. Tabii. Bir de mahkemeye kararıyla kanıtlansın. Bizi. Aynen. Değil Ama mi? bunlar... Yüce Divan'ı duydukları zaman, mahkemeyi duydukları zaman şeyleri bozuluyor yerleri. O zaman kusura bakma hem hırsızlık yapacaksın hem bu ülkeyi bu hale getireceksin. Sonra da keyif yapmaya devam edeceksin. Öyle bir dünya yok. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda çok kararlıyız. Yeminliyiz yani buna izin vermeyeceğimize dair. Ama iş neticede gene sandığa geliyor ve halkın önüne sandık geliyor. Halkımız da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy versin. Çok acil bir şekilde bunlardan kurtulmanın yolu bu. Yolu bu ancak e, yine de dediğim gibi mükerrer oylardan kurtulmak e, ki bunlar nasıl yapıyorlar o işleri. Ciddi manada önlem aldık bu sefer. Yani evet. şimdi şöyle hırsıza kilit tutmaz diye Herhalde, bir şey var ya evet. kapıyı kilitleyin camdan giriyor, camı kilitleyin bacadan giriyor. Şimdi bunların yaptığı şeyler tek tek tespit edildi ve bununla ilgili de biz çalışmalarımızı eğitimlerimizi tamamladık. Geçen seferki gibi olmayacağından herkes emin olsun. Ama hepsini önleyebilir misiniz diye sorarsanız hepsini önleyemeyeceğimiz de kesin. Ben hatta geçen gün bir televizyonda canlı yayında sordular ne gibi önlemler alıyorsunuz? Dedim mayıs sonu itibariyle kocemdeki bütün kedileri toplattım dedim. <laughs> Onu bir hafta onlara dedim e, misafir edeceğim falan. Yani Artık bu hale şakaya geldi bak ya böyle bir şaka yapılır mı yani benim hani ben böyle bir laf edilir miydi? Böyle Sayın bir laf edilir yaptın. mi? Böyle de bir şaka Trafoya olur mu yani? Girmiş. Ben de he, ben de Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin en köklü partinin başında gelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin MHK üyesiyim. Birinci sıradayım yaptığım espriye bak. Kedileri toplatıyorum. Ya bu normal. Normal değil ya. Hani onun için gülelim mi? Ağlayalım mı? İnanın tam da kararsızım yani ara <gülüyor> arada derdi. <laughs> ee, Sayın Savcaklı bilmiyorum izleyicilerimize vermek istediğiniz diğer mesajlarınız var mı? Çok kararlısınız, çok net bir duruş sergiliyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Her şeyden önce. Ee, bir ya, şöyle var. bir şey söyleyeyim ben. E, biraz böyle bunu seçim satında pek kullanmadım da kamuoyu beni taradığı için rahat birkaç cümle söyleyeyim. Şimdi ben diyorum dedim ki milletvekili olunca ne oluyor dedim. Dediler ki üç tane ana şey oluyor yani kazanç olarak nedir dedim. Bir tanesi dokunulmazlık, bir tanesi vizesiz pasaport dünyanın her yerine gidebiliyorsun, bir de 10-15 lira maaşı kaç parayı sonunda bilmiyorum. Ben de insanlara buradan söylüyorum. Ben 99'da futbolu bıraktım. 2011'de siyasete girdim. Yani aradaki 12 senede ben aktif siyasette zaten yoktum. Neden girdim? Dokunulmazlık almak için girmedim herkes biliyor. Çünkü ben zaten dokunulmazım Türkiye'de. Hiç hayatımda gayrimeşru bir işim olmadı. Demek ki devletin kolluk kuvvetleri zaten bana dokunmuyor. E başka türlü de zaten kimse dokunmaz bize. Cesaret edemez. Peki ikincisi pasaport. Ben zaten Dünyada 250 kişide bulunan, dünya futbolunu yöneten FIFA'nın Türkiye'deki temsilcisiydim. Pasaportumda FIFA Player Agent yazıyor. Seyahat özgürlüğüm var dünyanın her yerine. Amerika konsolosluğuna gönderiyorum. 10 sene, 20 sene vuruyorlar yani. Hani öyle bir şeye de ihtiyacım yok. E 10-15 lira içinde Ankara'ya gitmeyeceğim herhalde herkes biliyor. Evet, evet. Peki bu Safvet Sancaklı niye milletvekilliği için bu kadar uğraşıyor? Hayır arkadaşlar ben milletvekilliği için uğraşmıyorum. Ülke elden gidiyor takım tutar gibi parti tutma işini kapatın. Evet. evet diyorum ki arkadaşlara. Evet, bu çok vahim. Seçim zamanında Fanatik soruyorum. diyorum ki, tutuyorlar. evet. Beyefendi kim oy vereceksiniz? Diyor ki CHP. Niye? Biz diyor dededen CHP'liyiz. Siz kim oy vereceksiniz? Diyor Niye? Benim babam mülkücü diyor. Siz diyorum AKP. Niye? Ben diyor Tayyip e hastayım diyor. Şimdi bizim hasta olacağımız bir tane yer var. Vatanımız. Başka Bacan. bizim hasta olacağımız bir yer yok. Ha, sonra onlar ikinci, üçüncü, beşinci, yüzüncü sırada dizilsinler. Ben ülkenin zor durumda olduğu için siyasete girdim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu Türkiye'nin hakikaten çimentosu olduğunu ve bölünmez bütünlüğünü savunan en üstte, birinci sırada olduğunu bildiğim için vatan bayrak ezanı en iyi savunan ve bunun için bedel ödemiş, bundan sonra da gerekirse ödeyecek bir partidir. Ben bunun için siyasetteyim. Ha tabii ki amacım ne? Ben spor bakanı olmak istiyorum. Bu Türkiye'deki bu spora uçuruma giden bu sporu tekrardan toparlamak istiyorum. Projelerim hazır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak genel başkanımızın verdiği talimatla 4 yıldır hazırlanmışız. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda da hazır. Ama ana şey ülke bölünmek üzere, parçalanmak üzere ve yarın öbürsü gün gidecek yerimiz de yok bizim. Onun için bu sandıkta halledelim arkadaşlar bu işi. Yani sandıkta gelelim oy kullanalım. Bunları sandıkta gönderelim. Evet. Türkiye'nin bir huzura ihtiyacı var. Yoksa kişisel benim bir isteğim yok. Zaten e, açıklandığında, sıralamalar açıklandığında Sayın Genel Başkanımız ve etkili kurullar beni birinci sıraya layık görerek zaten 7, 7 Nisan'da milletvekilliğimi ilan ettiler. Mesele o değil ki. E, çok önemli değil yani. Milletvekilliği benim için çok öyle olmazsa olmaz diye bir şey yok. Çünkü Bundan önceki hayatımda hiç milletvekili değildim. <laughs> Gayet de hayatımdan memnundum yani. Ama şu anda halkıma söylediğim şu, lütfen gidin oy kullanın. Evet. evet Milliyetçi Hareket önemli. Partisi'ne oy verin, bizi iktidara getirin. Beğenmezseniz 4 sene sonra indirirsiniz. Çünkü işin neticesinde e, oyu veren halk. Biz adayız şu anda. Oy verirseniz ben milletvekili olacağım. Vermezseniz olamayacağım. Demek ki esas başrolde olan insanlar halk. Bu halkımız da bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermesini rica ediyorum ve istiyorum. Ee, yolunuz açık olsun Sayın Safiyet Sancaklı. Ee, i̇yi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, ben de. E, duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde buradan paylaştık. Sağolunuz. Değerli izleyicilerimiz, işte dinlediniz 7 Haziran'da sandık başında olacağız. Ben sandığa gitmeyeceğim, oy vermeyeceğim demeyiniz. Ülkenin kaderi için o bir oy çok önemlidir. Ve e, çok sağlıklı bir şekilde düşünerek... Sandıkta oyunuzu ülkenin ayrılık geleceği açısından kullanınız. Konuğum e, Sayın Safiye Sancaklı'ydı. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili adayı. Karar sizin, tercih sizin ama mutlaka sandığa gidin. Yeniden görüşmek üzere, esen kalın.